Mihenk taşı, gümüş ve altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan düz, sert, ince pütürlü, siyah veya koyu renkli bir taştır. İncelenmek istenen metal, saflık derecesi önceden bilinen başka bir metalle birlikte mihenk taşına sürtülür. Daha sonra taşta kalan izlerin üstüne nitrik asit dökülür. Böylece eriyen katışıklı metalle saflık derecesi bilinen metalin renkleri birbiriyle karşılaştırılabilir. Birçok dolandırıcının hazırladığı altın rengindeki tenekeler mihenk taşının önünde çaresiz kalmaktadır. Çünkü gerçek ve değerli madenler mihenk taşına sürtülünce hemen anlaşılmaktadır. Mihenk taşının diğer bir anlamı ise bir şeyin kalitesini belirlemek için kullanılan kıstas demektir. Belli bir zaman diliminde yaşamak için geldiğimiz dünyamızda karşılaştığımız zorlukları mihenk taşının karşısındaki maden olarak görebiliriz. Kıymetli madenler, insanların üzerinde ihtişamlı ve parlak gözükebilir, yalnız asıl değeri mihenk taşına sürülerek anlaşılır. Hak dava yolunda mücadele de böyledir. Kıymetli olan ter dökmektir, kapı kapı gezmektir. İmtihanlar ve zorluklar karşısında eğilip bükülmeden dik durabilmektir. Görüntü ve mücadele edebiyatında değil, aksiyon ve dava adamı olabilmektir. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının kurtulması için sınıflardan kampüslere yeni bir dünya için çalışmaktır. Olma babasına isyan ederken Nuh'un